Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Peugeot 3008 ile birlikteyiz. GT donanımlı güzel bir 3008'imiz var. Şöyle anahtarını da göstereyim size. Normal Peugeot'dan tanıdığımız bir anahtar. 3008 biliyorsunuz makyajlandı. 3008'in yeni nesliyle, yani yeni nesliyle de makyajlı nesliyle birlikteyiz. Ön tasarımı özellikle çok değişti bu aracın. Buraya güzel siyah parçalar eklendi. Panjur'un devamıymış gibi duruyor. Şöyle ön tasarımında bu Peugeot'un sevdiğimiz dokulu Panjur'u siyah bir Peugeot logosu var. GT donanımında siyah bir 3008 yazısı ki bu siyah kırmızı renkli güzel bir araç GT donanımıyla birlikte. Burada sensörlerimiz, ön bölge, ön kameramız. Burada da gece görüş mü acaba diyecektim. Evet, gece görüşün kamerası var. Aşağıda da çarpışma önlemenin sensörü var. Peugeot full LED teknolojili LED farlarımız var. 3008'in en çok değişen kısmı burası zaten. Bunun haricinde yan tasarıma gelecek olursak, yan tasarımı aynı, değişen bir şey yok. Michelin Primacy 3 lastiklerle gelmiş 205-55 R19 ÖBAT'lı konturlu güzel bir jantı var. Aynalarımız katlanıyor gördüğünüz gibi. Elektrikli katlanır bir aynamız var. Burada siyah GT yazımız da mevcut, devam ediyor. Bu araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi de var. Bunu da göstereceğim. Şimdi yan tasarımdan arkaya doğru devam ettiğimiz zaman arka ledlerimiz yenilendi. Onu da şöyle açarak göstereyim arabayı. Evet. Aslan pençesi şeklinde yine bu sefer üçü de üçlü. Gayet güzel görünen. Peugeot'un yine ortadaki piyano bilekli parçası devam ediyor. Şuradaki dizayn değişmiş biraz makyajlı. Şurada makyajsızı var, ona bakarak söylüyorum. Altta yine difüzörümüz var. Egzoz çıkışlarımız gerçek değil bu sefer. Aşağıda da bakalım şöyle. Torsiyon çubuğumuz var. 1.6 benzinli bir araç. Şöyle dilerseniz ön tasarımından başlayalım. Şu açalım kapıyı. GT donanımıyla bizi karşıladı 3008. Kapı üstlerimiz yumuşak dokunuşlu. Sert üzeri yumuşak. Fokal ses sisteminin tweeterları burada. Alkantara kaplamalı kapı dokumuz var ve bu gayet güzel. Buralar yumuşak deri tabii ki de. Dikişleri de yine 508'de hatırlayacaksınızdır. Şöyle kahverengiye yakın bir renge sahip. Yine direksiyondaki dikişler ve koltuktaki dikişler de öyle. Kapı içi gözlerimiz gayet geniş. İçi halı kaplamalı. 4 cam otomatiğimiz, katlanır aynamız vesaire. Standart, onları söylememe gerek yok. Masajlı koltuklarımız var. Elektrikli baldır desteği mevcut. Gayet güzel duruyor tasarımı vesairesi. Hoş. Tavanımız yine siyah. Ben siyah tavanlı arabaları artık kaç kere söylüyorum bilmiyorum ama ilk kez izleyenler için söyleyeyim. Severim. Kokpitte biliyorsunuz ki iCockpit Peugeot'da 3008 ile başlayan bir tasarım dili. Burada onu görüyoruz. Burada da ufak güncellemeler mevcuttur illaki. İçeri doğru geçelim. Burada iki kademeli bir göğsümüz var. Şerit takip özelliğinin kontrolörü, bagaj açmanın butonu var. Burada ufak bir uyuğumuz var. Onun haricinde bir gözümüz yok. İki kollu yine Peugeot'dan sevdiğimiz güzel bir direksiyonu var. Bu aralar krom kaplamalı. Gayet güzel. Burada sesli komutu, ses açma kapatmayı ve navigasyon ekranın kontrollerini yapabiliyoruz. Şöyle kontak açalım. Motoru çalıştırmak için frene basınız. Çalıştırmayalım. Okey diyelim. Şöyle asgarideymiş şu an. Özel modunu biliyorsunuz artık. Navigasyonu göstereyim şöyle. Gayet güzel. Haritalandırılmamış bölgedeyiz tabii ki doğal olarak. Yine buradan bunu orta şu tuşa basarak değiştirebiliyorsunuz. Araç enerji tasarrufu modundaymış. Şöyle bir çalıştıralım o zaman. Şurayı göstermem lazım. Devir saati solda. Sesi de gayet güzel bu arada. 1.6 turbonun. Burada yine klasik ekranımız var. Peugeot'dan tanıdığımız. Şunu kapatalım. Ekranı açalım. Buradan sırasıyla müzik sistemini, klimayı, navigasyonu, araç bilgilerini, telefonunuzu ve uygulamalar görünümüne gidebiliyorsunuz. Dörtlü butonumuz burada yer alıyor. Gördüğünüz gibi buradan Apple CarPlay, Android Auto ve Mirror Link'e bağlayabiliyorsunuz. Koltuk ısıtmalarımız, cam buğu çözücülerimiz ve içeride döndürme burada. Burada da ses açma kapatma butonu var. Yani fiziksel ses açma kapatma butonları gerçekten güzel. Olması güzel bir şey.
Burada bir gözümüz ve içinde kablosuz şarjımız mevcut. Peugeot'dan standart vites kolumuz artık. Elektronik park frenimiz, sürüş modlarımız mevcut. 2 adet bardaklığımız var. Burada da güzel bir kol dayaması var. Kol dayamanın içi birazcık dolu ama gayet güzel, derin ve hoş. Deri kaplı, gayet güzel. Yukarı doğru geldiğimiz zaman burada ışıklı makyaj aynalarımız mevcut. Burada hangi koltuklar mesela, bakın şu an emniyet kemeri takılı değil diyor koltukların. Burada iç mekan aydınlatmalarımız LED ve yavaşça yanıp sönüyorlar böyle. Gayet güzel. Sunroof'un perdesi de elektrikli, kendisi de elektrikli. Bunun kontrolleri de burada. Böyle boydan boya bir cam tavanı var. Sunroof demek doğru olmaz. Oturuş pozisyonu güzel. Gayet yerden yükseksiniz. Yolu hakimsiniz. Şimdi bir arkaya geçelim. Bir de bagajı göstermeyi unuttum. Onu da göstereyim size. Ve devam. Arka kapı üstleri de şu araba yanaşsın, sonra açalım. Evet. Arka kapı üstleri sert plastik. Merhaba. Az önce Hyundai bayisinde. Az önce Hyundai'de de karşılaştık değil mi? YouTube'dan mı? Eyvallah abi sen. Efendim? Takipçimizle karşılaştık. Aynen, abone olmayı unutmayın. İlk defa takipçimle karşılaşıyorum abi. Çok şaşırdım, kusura bakma. Sağ olasın. Burada kapı üstlerimiz sert. Doğal olarak artık yani devir, ekonomi devri. Böyle buralar yine alkantara, buralar yumuşak. Önle arkada kalite farkı yok. Bir tek şurası biraz daha sert. Onun haricinde güzel. Ufak bir tweeterımız var. Focal ses sisteminin kapı içi gözlerimiz de gayet geniş ve rahat. Bugüne kadar gördüğüm araçlardaki en böyle genişlik olarak geniş kapı içi olabilir. Arka koltuklara geçelim şöyle yavaşça. Arkası da gayet güzel. Oturması rahat. Güzel bir gözümüz var. Diz mesafemiz gayet yeterli. Ortada 12 voltumuz, havalandırmamız vesairemiz mevcut. Burada bir 2 adet USB'miz, ufak bir oyumuz mevcut. Koltukların arkasındaki fileler de gayet güzel. Kendini güzel topluyorlar. Burası da sert. Yani buralara bir şey tekme attığınız zaman vesaire çok temizlemesi kolay olur. Arkadaki ışığımız burada çünkü cam tavanımız var. Cam tavanın üstünün perdesi de güzel. İçeri güneş girmiyor. Koruyuculuğu güzel yani. Orta koltukta kol dayamamız mevcut yine. 2 adet bardaklığı var ve kol dayama öyle aşağı düşmüyor. Seviyesinde duruyor. Buradan bagaj erişiminiz de mevcut. Kol dayamada da 2 adet bardaklığı var. Arka koltuklarda gayet rahat bu arada. Diz mesafesi gayet güzel. Baş mesafesini de şöyle göstereyim. Bayağı bir karış baş mesafesi. Aracın arkası vesaire rahat. Şaft tüneli olmadığı için 3. kişi de burada rahatlıkla seyahat edebilir. Dilerseniz bir bagajı göstereyim. Bagajı unuttum. Ondan sonra da kapanış yapalım. Bagajda elektrik vardır muhtemelen. Evet, elektrikli bir bagajımız var. Yavaş yavaş açılıyor. Gördüğünüz gibi burada elektriğin kontrolleri, bir tutma kolu var. Burada reflektör koymanız için yeri mevcut. Bagaj hacmini yine ben ekrana yazacağım. Teknik detayları söylemeyi çok sevmiyorum biliyorsunuz. Buradan koltukları yatırmanız için kollar var. 12 voltluk soketler var. Güzel oyuklar vesaire. Bagajın kullanışlılığı da gayet yerinde. Kancalarımız da var burada. Ve bu zemini kaldırdığınız zaman şuralara oturtabiliyorsunuz. Altta çalışma yapacağınız zaman şöyle göstereyim, altta da stepnesi var. Alttan bir şey alacağınız zaman vesaire buraya sabitleyebiliyorsunuz. Bu da güzel. Koltuklar 60'a 40 yatıyor. Bagaja erişim bölmemiz de şurada zaten, az önce de söyledim. Bagajı da şöyle kapatalım. Bu elektrikli bagaj olayını seviyorum. Evet, böyleydi 3008'den aktaracaklarım. 3008'i size anlatmaya çalıştık. Güzel de bir video oldu. Ben 3008, Peugeot ailesinin araçlarını ben zaten severim. Tasarım olarak, kullanışlılık olarak ve fiyat olarak çok mantıklıdırlar. 3008'de CSUV segmentinde gayet güzel tercih edilebilir bir araç. Bizimle kalın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.